Hey, burada ne yapıyorsun? Kafaları çekiyorum. Seni haramzade. Hey, burada ne yapıyorsun? Manita gelecek, onu bekliyorum. Seni zinakar münafık. Hey, burada ne yapıyorsun? Arkadaşlarla pişti atacağız. Seni kumarbaz köpek. Hey, burada ne yapıyorsun? Film izleyeceğim. Seni gavur en iyi seni. Lan dur, saçmalama. Kitabın neresinde yazıyor bu olay? Yazmıyor mu? Yazmıyor ya. Allah Allah. Ben hangi kitabı okudum lan? Dostum lütfen indir şunu. Tamam. Gerçekten mi? Şaka yaptım. Afganistan, modern, gelişmiş, refah, demokrat, özgür ve layık bir ülke. Harika savunma sanayi, muhteşem altyapı ve muazzam anayasal bir düzen. Dünyanın her yerinde insanlar buraya örnek alıyor ve Kabil pilavı gömüyorlar. Anlaşılan o ki harika liderlere sahipsin Afganistan. Ama dur, işte öyle değil. Afganistan, dünyanın en az gelişmiş, en fakir, en gerici, en cahil ve en tehlikeli ülkesinden bir tanesidir. Öyle ki Afganistan deyince akıllara koskoca ülkede sadece kafirle cenk eleyen mücahitler geliyor. Zira ömürleri eğitimle değil savaşta geçmiş bu insanların. Son günlerde dünya gündeminde geniş yankı uyandıran Afganistan'da ne yazık ki işler boka sarmış durumda. ABD'nin bölgeden ayrılma kararından sonra Taliban isimli radikal İslamcı grup ülke yönetimini şaşırtıcı bir şekilde ele geçirerek hem dosta hem halka hem de düşmana korku salmıştır. Bu durum sadece Afganlara değil doğrudan doğruya Türkiye'yi de etkiliyor. Neden mi? Nedenini sıradan bir kamyonu çevirip kasasını açarsanız öğrenme şansınız çok daha yüksek dostlarım. Taliban ülkede yeni bir hükümet kurarak eski hükümeti sürgüne mahkum bıraktı. Fakat Afganlar Taliban'ın şeriat adı altında katı kurallar ve totaliter bir rejim ile kendisine zarar vereceğini bildiği için birer birer ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Radikal bir şekilde İslam kanunlarını uyguladığını söyleyen Taliban artan göç dalgasını engellemek için bir açıklamada bulunarak insanların özellikle de kadınların korkmaması gerektiğini, çalışmalarına ve okumalarına izin verileceğini, idam, rejim ve hadım gibi cezaların mahkemeye bağlı olacağını söylese de kalpacı olduklarını hepimiz biliyoruz. Taliban ülkede öyle bir korku oluşturmuştur ki başkent Kabil'e girdiği vakit bir esnaf mağazasının vitrinindeki kadının resimlerinin üzerini boyayla kapatmıştır. Sadece bu değil. İnsanlar Taliban'ın baskıcı rejiminden kurtulmak için havaalanlarına akın ederek havalanan Amerikan uçaklarının kanatlarına tekerleklerini asılarak uçmayı bile düşünmüştü. Yani Taliban isimli grubun ülkedeki korku yönetimi oldukça yüksektir. Nitekim 1996-2001 yılları arasında Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban sert yönetimiyle insanları hayattan bıktırmışlardı. Yani insanlar daha önce Taliban yönetimi altında sadece 5 yıl yaşamalarına rağmen hayat onlar için büyük bir kabustu. Eğer siz de Taliban örgütünün nasıl ortaya çıktığını, 5 yıllık baskıcı yönetim dönemine ve gücünü merak ediyorsanız Yusuf kulunuz bunu size sadece bir like karşılığında anlatabilir. Unutmayın, like atmak sevaptır. 1919 yılında Afganistan kralı olan bu adam İngilizlere posta koyarak ülkenin bağımsız olduğunu söyledi. Daha sonra taht kavgaları, siyasi gerilimler, büyük devletlerin güç kazanmak için ülkede faaliyet göstermesinden sonra 1973 yılında cumhuriyet ilan edildi. Her şey harika değil ama hayır, 5 yıl sonra ülkedeki komünistler Sovyetlerin desteğiyle darbeyle iktidarı ele geçirdi ve Afganistan Demokratik Cumhuriyeti'ni ilan etti. Ama İslamcı gruplar yeni komünist hükümete karşı sert bir tepki göstererek silahlandılar ve komünist hükümetle çatışmalara girdiler. Hükümet yıprandı ve kendi arasında savaştı. Daha sonra Sovyetler Birliği mevcut komünist rejimin artık bir baltaya sap olamayacağını anladı ve Afganistan'ı işgal etti. Bu durum İslamcı mücahitleri daha da gaza getirdi ve hepsi birer birer bağımsızlık için Sovyetlere karşı savaştı. Savaşan mücahitlerin arasında Taliban adlı grup da vardı. Ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Pakistan, Suudi Arabistan, Çin ve İngiltere tarafından ekonomik ve askeri olarak destekleniyordu. Grubun mensupları medrese öğrencilerinden oluşuyordu ve şeriatı katı bir şekilde destekliyordu. Görünüşe göre geleceği parlak bir örgüt Taliban. Neyse, savaşa dönelim. Ruslar 1989 yılında dayanamadı ve ülkeyi terk etti. Mücahitler eski komünist rejimle mücadele ettikten sonra 1992 yılında zafere ulaştılar ve Afganistan İslam Devleti'ni kurdular. Artık her şey yolundaydı. Ama hayır, bu sefer de savaşan mücahitler arasında çatışmalar oldu. Taliban ülkeyi kendi yönetmek istedi ve Afganistan İslam Emirliği'ni kurdu. 1996 yılında Afganistan İslam Devleti'ni yenerek ülkeyi ele geçirdiler ve bütün sıçış hikayesi işte bu zaman başladı. Taliban hükümeti ülkeyi İslam teokrasisi altında totaliter diktatörlük rejimiyle yöneteceğini daha önceden duyurmuştu zaten. Hem örgütün hem de ülkenin lideri olan Molla Ömer dini emirlere dayalı hukuki bir düzen adı altında İslam şeriat hukukunun katı bir yorumunu tüm Afgan ülkesine dayattı. Taliban rejimi şeriatı Molla Ömer'in dini fermanlarına göre yorumluyordu. Ona göre hareket ediyordu. Yani Molla kendini hem Afganistan emiri, hem halife, hem de Şeyhülislam ilan etmişti. Canı sıkıldıkça kendisini dini yönden rank atlatıyordu. Hatta bir ara kendini ilah, peygamber sıfatına bile sokmuştu. Bu eşsiz gücün altında yozlaşarak ülkeye de yasaklarıyla damga vurdu. Domuz eti, alkol, keyif veren maddeler yasaklandı. Din bunu emrediyor diyebilirsiniz ama Molla kafayı da yedi ve televizyon gibi birçok teknolojik ürünü de yasakladı. Sonra sanata darbe vurarak müzikler, filmler, fotoğraflar ve resimleri yasakladı. Erkek ve kadınların spor yapmaları, futbol, satranç, uçurtma uçurmak, evcil hayvan
hayvan beslemek gibi hobiler yasaklandı. Sinema salonları kapatıldı ve camiye çevrildi. Yılbaşı gibi özel günler yasaklandı. Taliban tarafından putperestlik olarak görüldüğü için fotoğraf çekmek ve fotoğraf portre sergilemek yasaklandı. Taliban 1996 yılında iktidara geldiğinde zaten 20 yıllık bir savaşla uğraşan Afganistan'ın altyapısı ve ekonomisi büyük ölçüde harap edilmişti. Su ve elektrik bile karşılanamıyordu. Yollar ve düzenli enerji kaynakları bile yoktu. Yiyecek, barınma ve diğerleri gibi temel ihtiyaçlar umutsuzca kıttı. O dönemlerde doğan bebeklerin büyük bölümü kundaktayken yetersiz beslenmeden ve hastalıktan öldü. Hatta Afganistan'da bebek ölümleri dünyadaki en yüksek oran oldu. Sivil halka erzak ve tıbbi yardımlar veren Avrupa menşeli yardım kuruluşlarında hepsi Taliban rejimi tarafından gavur oldukları gerekçesiyle yasaklanarak yüz binlerce insana yardım gitmesi engellendi ve hepsinin birer birer ölümüne sebep oldu. Ne oldu Halife Hazretleri? Müslümanları beslemek senin görevin değil mi? İnsanlar bu tarz felaketlerle uğraşırken Taliban yasaklarına, idamlarına ve zorlamalarına devam etti. Komünistler ve ateistler sistematik olarak idam edildi. Namaz kılmak ve oruç tutmak zorunlu kılındı ve ezandan sonra dini farzlara uymayanlar tutuklanarak ağır cezalar aldı. Kumar yasaklandı ve hırsızların elleri ve ayakları kesilerek cezalandırıldı. Erkeklerin sakallarını tıraş etmeleri yasaklandı ve Taliban beğenisine göre uzatılmaları istendi. 2000 yılında Taliban lideri Molla Ömer Afganistan'da afyon ekimini ve uyuşturucu kaçakçılığını resmen yasakladı. Taliban 2001 yılına kadar afyon üretiminin çoğunluğunu hatta neredeyse tamamını ortadan kaldırdı. Hem uyuşturucu kullanıcıları hem de tüccarları ağır bir şekilde yargılanarak infaz edildiler. Yabancı kuruluşların hepsi birer birer kapatıldı. Baskıcı rejimden en çok kadınlar etkilendi. Nitekim çalışmaları, okula gitmeleri yasaklandı. Sadece kadınlar sağlık işlerinde çalışıyordu ki bunun da sebebi erkek doktorların kadınları görmesi yasaklandığı için. Kadınlara ellerinde dizlerini kurup oturmaları istendi. Eğer dışarı çıkmak isteyen olursa sahipleri olan erkek aile bireyleri tarafından refakat edilmesi istendi. Bu kısıtlamayı ihlal edenler cezalandırıldı. Kadınların yüksek topuklu ayakkabı giymeleri yasaklandı. Çünkü hiçbir erkek bir kadının ayak seslerini duymamalı. Bu erkekleri tahrik eder. Kadınlar toplum içinde yüksek sesle konuşmamalı ki hiçbir erkek onların sesini duymasın ve sesleri zina etmesin. Zemin ve birinci katlarda oturan kadınların camları boyanmalıydı. Balkonlara bile çıkmaları yasaklandı. Kadın kelimesini içeren herhangi bir yer, dükkan varsa isminin derhal değişmesi gerekiyordu. Ekim 1996'da bir kadının baş parmağı ojeli olduğu için kesildi. Taliban 16 yaşın altındaki kızların evlenmesine izin vermiş ve bazı durumlarda bunu teşvik etmiştir. Uluslararası Af Örgütü Afgan evliliklerinin %80'inin zorla yapıldığını bildirmiştir. Eğitim almak isteyen kadınlar yeraltı okullarına gitmeye zorlanmış ve yakalandıkları takdirde kendilerini ve öğretmenlerinin idam edilme riskiyle karşı karşıya kalmışlardır. Kabine bakanları ve milletvekilleri medrese eğitimi almış mollalardı. Sağlık Bakanı ve Devlet Bankası Müdürü gibi birçoğu esas olarak gerektiğinde savaşmak için idari görevlerinden ayrılmaya hazır olan askeri komutanlardı. Onları saf dışı bırakan ya da ölümlerine yol açan askeri olaylar ulusal yönetimdeki kaosu arttırdı. Taliban dışında yönetimde her kim varsa alaşağı edildi. Taliban sözcülerinden biri bu konuyla ilgili şöyle bir yorum yapmıştı. Şeriat siyaset ve siyasi partilere izin vermez. Bu yüzden memurlara veya askerlere maaş vermiyoruz. Sadece yiyecek, giyecek ve silah veriyoruz. Peygamberimizin 1400 yıl önce yaşadığı gibi bir hayat yaşamak istiyoruz ve cihat hakkımızdır. Peygamberimizin zamanını yeniden yaratarak Afgan halkının 14 yıldır istediği dileği yerine getiriyoruz. Taliban binlerce insanın dini inancını zedeledi. Pakistan, Suudi Arabistan ve Baya dışında hiçbir Müslüman ülkesi Taliban'ı onaylamadı. Molla Ömer'in gözü o kadar dönmüştü ki bir keresinde İslam dininin peygamberi olan Hazreti Muhammed'in pelerinini aldırıp kendini giyerek binlerce halkı selamlamıştı. Halk da ona müminlerin emri olarak seslenmişti. Taliban'ın yine mollalardan oluşan bir meclisi vardı ki Molla Ömer her kararını meclisle birlikte almakla mükellefti. Fakat güçle zehirlenen bir adam için mecliste neyin nesiydi ki? Bu durumla ilgili meclis üyeleri şöyle bir açıklama yaptı. Kararlar Emir el-Mümin Hazretlerinin tavsiyesine dayanmaktadır. Bizim için istişare gerekli değildir. Görüşlere emir tek başına katılsa bile biz onun görüşüne uyuyoruz. Devlet bakanı olmayacak. Bunun yerine bir Emir el-Mümin olacak. Molla Ömer en yüksek otorite olacak ve hükümet onun kabul etmediği hiçbir kararı uygulamayacak. Genel seçimler şeriat ile bağdaşmaz ve bu nedenle onları reddediyoruz. Dini ve etnik azınlıklarda Taliban yönetimi altında ağır bir şekilde ayrımcılığa uğradı. Ayrıca Taliban El-Kaide'yi de destekliyordu ki 11 Eylül saldırılarından sonra ABD El-Kaide'yi kendilerine teslim edilmesini istese de Molla Ömer buna izin vermedi ve Amerikan Afganistan'a girerek Taliban yönetimine son verdi. Amerika günümüze kadar Afganistan'da varlığına devam etti fakat geçtiğimiz günlerde yani 2021 yılında ülkeden ayrılma kararı aldı. ABD'nin çekilmeye başladığı 1 Mayıs 2021'den itibaren saldırılarını artıran Taliban önce kırsaldaki karakolları ele geçirdi. Arkasından sınır kapılarının tamamını kontrol altına aldı. Daha sonra yavaş yavaş ülkenin tamamını ele geçirdi. Bunun üzerine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederek Tacikistan'a gitti. Taliban şehre girdikten sonra başkanlık sarayına girdi ve burada örgüt yetkilileri Afganistan İslam Emirliği'ni kuracaklarını ilan etti. İşte bu yüzden Afganlar ülkelerini birer birer terk ediyorlar ve en güvenilir liman olarak da sınırları kırmızı halıyla döşeli Türkiye'ye geliyorlar. Tabii bu konuyla ilgili mantıklı mantıksız birçok teori ortaya atılmaktadır. Amerikan projesi, göçmen projesi gibi birçok teori ortaya atılmıştır. Fakat işin orası bizim işimiz değil. Taliban'la ilgili kafanıza takılan diğer soruları birkaç ay sonra oturduğunuz bölgede denk geldiğiniz bir Afgan'a sorabilirsiniz. Genel olarak Afgan tarihine göz attığımızda Taliban
Afganistan yönetimi 21. yüzyılda şeriat kanunlarının uygulanamayacağı gibi başka biri tarafından da güç muhafazası için kullanılan bir oyuncağa dönüşebileceğinin en iyi örneği olmuştur. Belki din kusursuz olabilir evet ama unuttuğunuz kusurlu bir insanoğlunun güç zehirlenmesiyle akıl bile edemeyeceğiniz bir varlığa dönüşmesi.